Vekilim TV olarak Türk Dünya Girişimciler Kurultayı'nı takip etmeye devam ediyoruz. Ne demiştik programın başında? Dünyanın dört bir tarafından burada iş adamları var. Burası yatırım kokuyor, burası para kokuyor. Zamanında cebinde 5 kuruş para yokken ama çok büyük cesareti olan, güveni olan iş adamları dünyanın dört bir tarafına gittiler. Kimi Avustralya'da tenis turnuvası düzenledi, kimi Almanya'da Aachen Kalesi'ni satın aldı, tekstil fabrikası kurdu. Size bunu söylemiştik ve şimdi de yanımda Aachen Kalesi'ni satın alan Sayın Kemal Şahin var. Nasılsınız? Sizi burada görmek çok mutlu etti beni. Ben de sizi görmekle mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. İyiyiz. Bu kalabalığın içinde böyle güzel bir salonda buluşmak, bu güzel kavramları dinlemek, konuşmak, yaratmak, aksiyon halinde bulunmak, dünyanın dört bir bucağında, 6 milyon nüfus, 100 binlerce girişimci, gurur verici bir şey. Bu gururu paylaşıyoruz Türkiye'yle, sizlerle beraber. Ya biz sizle çok gurur duyuyoruz. Nedir biraz sizin ağzı? Ya biz genelde internette okuyoruz, televizyonlarda, haberlerde dinliyoruz ama nedir yani bu başarı hikayesi? Gerçek değil mi? Zamanında çok zor şartlarla Almanya yolculuğu, doğru mu? Hatta evet. Otostopla falan, bilmiyorum doğru mu hatırlıyorum ben. Şimdi tabii ben Beyşehirliyim. Geç Derebucu oldu bizim ilçe ama Beyşehir'in dağlık yöresinden bir köyden gittim. Fakir bir yöre. Bizim o dağ, Toros Dağları'nın kuşağı, kuzey kuşağı fakirdi. Zor şartlarda işte Konya, Ankara ve Almanya'ya gittik okumaya. Tabii daha biz İstanbul'u görmeden gittik, İzmir'i görmeden, ama o zaman İstanbul, İzmir, Ankara da gerideydi daha. 1973 yılında Aachen Teknik Üniversitesi'ne gittim. Orada okudum. Tabii iyi bir eğitim aldık, iyi bir mühendis olduk. Arkasından girişimci olduk. Tabii bu zor şartlar bizi eğitti. Bizde bir şey vardı, azim vardı, hırs vardı. Evet. Ben dedim, şu fakirlikten kendimi kurtaracağım, çevremi kurtaracağım ve Türkiye'yi kurtaracağım. Bunun için çalışacağım. Okullarda hep başarılıydım, hep birinci oldum. Sebep buydu. Maşallah. İş yerini kurunca da hakikaten kendi yöremizden en az 1000 kişi işe aldım. İstanbul'da, İzmir'de, Antalya'da. İşte Almanya'da başladık, Avrupa'da örgütlendik. Bir taraftan oradan genişlerken Türkiye'de şirketler kurduk. Türkiye'de değişik entegrasyonlar yaptık. Bugün Allah'a şükür dünya çapında 4 kıtada 10 bin çalışanımız var. Milyar doların üstünde cirolarımız var. İşte yatırımlarımız dünyanın dört bucağında devam ediyor. Tekrar şuna dönüyorum izleyiciler için. Aslında bugün bakanlarımız, konuşmacılar da söyledi. Aslında her Türk insanı, her Türk çocuğunun beyninde, geninde, kanında büyük bir güç vardır. Bakan çok güzel söyledi. Bu gücün ortaya çıkması lazım. Bunun için her şeyden önce motivasyon lazım. Ve ciddi bir motivasyon inen çok önemli. Şartlarımız ne olursa olsun bir başarı seçimi, bir yol seçimi yaptıysak, koşarsak başarılı oluruz. Özellikle fakir yörelerde doğan çocuklar daha çok eğitim alıyor. Çünkü zor şartlar onları eğitiyor. Küçükten çalışmak zorunda kalıyoruz. Babamız disiplinli, annemiz hep koşmak zorunda kalıyoruz. Karnımızı doyurmak için. Dolayısıyla bu azimle yolunuza devam ederseniz, okursanız, yazarsanız, çevrenize bakarsanız, gittiğiniz toplumları anlarsanız, oraların bilgisini toplarsanız, oraların mesleki, teknolojik, diğer yöndeki bütün bilgilerini alırsanız ve onlarla iletişim kurarsanız her Türk çocuğu dünyanın her tarafında başarılı olur. İşte bugünkü buradaki insanlar mutlaka benim gibi hakikaten bu şartlarda, zor şartlarda gittiler. Ama çalışarak, azimle, çalışarak, o toplumu öğrenerek, o toplumla iletişim kurarak, kavga ederek değil. Almanlar, Avrupalılar, Amerika kavga ederek değil. Biz o toplumun parçasıyız. Ama kalbimiz Türkiye'de, yine Türk'üz. Ama onlarla düzgün iletişim kurarak, oranın fırsatlarını kullanarak, o imkanlar onlar da veriyor bize. Zaten oradaki yaptığımız işlerin onlara faydası var, o ülkelere. Türkiye'ye getiriyoruz paralarımızı, burada yatırıyoruz, buraya faydamız var. Neticede kültürlerin birbirini anlamasında, toplumların anlamasında önemli katkısı var. Mesela kısaca antiparantez söyleyeyim. Bizim özellikle Avrupa'da, Almanya'da en büyük dernekleri ben kurdum. Aslında bu kutsayın ilk kuruluşunda bizler yaptık. Sayın Sabancı ile bizler açtık. Evet. Ve bu sayede biz orada ne kadar yatırım yaparsak, güçlenirsek, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesine o derece katkımız oluyor. İşte bu kurultaylar, bu çalışmalar aynı zamanda Türkiye'nin dünyaya açılması, entegre olması,
Ama Avrupa Birliği gibi kurumlara da hızlı girerek oralarda da aktif rol oynamayı sağlayacak. Gençlerimizde şu var, ya ben bunu nasıl başarabilirim ki? Ya babadan bana bir para yok, bir sermaye yok. O zaman şunu anlıyoruz. Birincisi iyi bir motivasyon değil mi? Yani ilahi güçlü bir sermaye değil. İnandıktan sonra yapıyorlar. Örneği burada var. Tabii sen söyledin. Ben 2500 euro ile bunu bir stajda kazandım İK Almanya'da. Üniversite son yılında 2500 euro ile işe başladım. Çok bir para değil. Bugün üniversiteyi bitiren bir genç Türkiye'de bu parayı kazanabilir bir ayda, iki ayda. Ama ciddi bir azmim vardı. Az parayla beden gücü, zihin gücü, beyin gücü bunları koyarak ve çalışarak gece gündüz ilk başta çalışacaksınız. Evet. Ve dürüst, düzgün alışveriş yaparak, güven vererek, güven alarak birinci kapitali oluşturuyorsunuz. Evet. Ve o kapitalin üstüne ciddi bir azim, çalışma, biraz önce söylediğim şeyleri hepsini üst üste koyarsak şartlarımız ne olursa olsun başarılı olma imkanımız vardır. Bunu kafamıza koymamız lazım. Şimdi teknik direktör oyuncularını iyi görür, iyi analiz eder. Siz dışarıdan baktığınız zaman Türkiye'de ne eksik görüyorsunuz iş adamı olarak? Ne öncelikli olarak iş adamları? Şimdi genelde bizim toplumumuz çok heyecanlı bir toplumdur. Çok heyecanlanırız. Büyük işlere kalkarız ama bunu yaparken o büyük işleri yaparken bir hamballık, çalışma, disiplin gerekir. Onu unuturuz. Ve heyecan başta çoktur. Bir de başarı uzun solukludur. Başarı kademe kademedir. Onları da unuturuz. Yani o heyecana girerken, başarılı olacağım derken büyük işleri bir anda yapmaya kalkarız. Ama hiç öyle bir şey yok. Çocuk bile doğar, 20 yıl sonra büyür, olgunlaşır. İşte o disiplin konusunda eksiğimiz olur. Yolun ortasında heyecanımız gidebiliyor. Ama başarılı olmak için hakikaten güzel bir plan lazım. Biraz zamanı yönetmemiz lazım. Onun için kendimizi geliştirmemiz lazım. Yapacağımız bir sürü şeyler var. Bunların hepsine hazır olmamız lazım ve bunları kademe kademe yapmamız lazım. Basamak basamak, basamak basamak. Ama inatla ben 10 yılda buraya geleceğim, 5 yılda buraya geleceğim ama 5 yılın birinci yılı şurada küçük olacağım, ikinci yıl biraz daha büyüyeceğim, üçüncü yıl biraz daha büyüyeceğim. Ondan sonra şöyle olacağım, böyle olacağım. Bunları yapmak lazım. Bunun için alın ter olacak. Çalışacaksın. İnsanlarla iş kuracaksın. Bu mantıkla olmada zorlanıyoruz. Ama yavaş yavaş bunları da öğreniyoruz. Esasen Türk milleti, Türk insanı çok zeki, kabiliyetli, becerikli, çok girişimci, çok hızlı atılganız, riske de gireriz. İşte bunun arkasındaki düzenli, disiplinli çalışmaya da kendimizi uydurursak dünyada bir numara olur. Zaten biz dünyada bir numara olan imparatorluklar kurmuşuz. Göçlerle gittiğimiz coğrafyaları değiştirmişiz. Demek ki o zamanki atalarımız bu dediğim kuralları diğer ülkelerden daha iyi yapmış. Biz de rakiplerimizden farklı olarak yol haritamız, çalışmamız, güvenimiz, bakışımız, bilgimiz, becerimiz daha öne çıkarabilirsek esasen genetik yapımızda bunların hepsi var, başarılı oluruz. Ben şeyden çok etkilenmiştim. Mesela oğlunuz fabrikada işçilerle beraber çalışıyordu. O fotoğraf karesi benim arşivlerimde duruyor. Doğru değil mi? Doğru, yani doğru, doğru. Ben doğru. Böyle bir holdingin başına geldim. Tamam, tepeden öyle bir şey yok. Yok, en arkada. Yok. Bunun hikayesini anlatır mısınız? Şimdi ben çocuklarımın hepsini ilkokul 5'ten itibaren yani 12 yaşına itibaren bir ara çalıştırıyorum. Ve üniversite bitinceye dek devam ediyor. Ha, üniversitede yurt dışında çalıştırıyorum. Liseye kadar Türkiye'deki firmalarda çalıştırıyoruz. Çünkü zaten tatilleri var. Zor şartları, para nasıl kazandı, işçilerin derdi ne, onlar az maaşla nasıl yapar, onların şartları nasıl, tuvaletleri nasıl, yemekleri nasıl, bunları görmesi lazım. Ve bir eli yağda bir eli balda olmaması lazım. Bence çocuklara verebileceğim en önemli eğitimden bir tanesi bu. Birisi ahlaklı insan olmak, düzgün ahlak vermek. Üçüncüsü de zaten normal eğitim ve onları da alacaklar yani. Çalışırlarsa artık onlar da yapacaklar. Üçünü birden veriyoruz, onun faydalarını alıyoruz. Şimdi benim büyük oğlanlar, o ütü yapan, ortaokuldaki ütü yapan çocuk şimdi bir firmayı yönetiyor 26 yaşında. Almanya'da firmayı yönetiyor. Ya bunu söyleyince yaşlandığımı hissediyorum bir yarışa. Ne kadar önceki haberi söylemişim size yani. Gençsin merak etme. Ama işe başladığında çocuğa sordukları zaman ya işte ben diyor zaten öğrendim. Kültürü öğreniyor. Yani işi belki özünde öğrendikleri basit şeyler ama insanları öğreniyor. İnsanlarla çalışmayı öğreniyor. Bu önemli. Her şeyden önce bir de ben şunu yapıyorum çocuklarımı. Biz de aynı bölgenin çocuklarıyız biliyorum. Fakir yöredeniz bizim. Konya, yani bizim bölgemiz daha da fakir. Ama o insanların ayrı bir zenginliği var. Fakir şartlarda misafirperverliği, canlandığı var.
bunlar da öğrenmesi için köye de hep götürmeye çalıştım bir iki gün. Anadolu'yu da öğrensinler. Çünkü onlar dünyada yaşıyor. Şu anda her biri ayrı bir ülkede. Ayrı bir yerde okuyor. Bir sürü insanlar biliyor. Ama Anadolu'yu o fakir şartları öğrensinler. Çünkü bunları öğrenen, kökünü bilen bir insan oralar daha başarılı olur, zor şartlar daha iyi göster. Zannediyorum o yönümüze de çocuklarımıza güzel eğitim verir. İnşallah benden daha yere götürürler bizim firmalar. Son olarak vekilim TV olarak size sarılmak istiyorum Türkiye adına. Ve tebrik ediyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun Türkler adına. Sağ ol canım. Teşekkür ederim. Başarınızın devamı diliyorum ben. Hep beraber. Hep beraber. Çok sağ olun. Sen de başarılı bir yayın yapıyorsun. Başarılı. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Saygılar. Sağ olun. Sağ olun. İngiltere'de Vekilim TV olarak Türk Dünya Girişimciler Kurultayı'nı takip etmeye devam ediyoruz.